büyük suçlara ortak oldum. Kentlerin kalbine beton anıtlar çaktım. Havayı, toprağı, suyu çürüttüm. Sermayenin azgın iştahına yem oldum. Doğayı kuruttum, yaşamı soldurdum. Aşkı kanattım, sevgiyi örseledim. Zulme, savaşa karşı duramadım. Gezegenimin katline ortak oldum. Şimdi uzaktayım, doğanın kalbinde. Yeşil pencerelerden seyrediyorum eski suç ortaklarımı. Sakın hemen evet varırız deme kız. Orta yaylardan diyor. Tanımıyorsun, bilmiyorsun. Sonra kaç yaşındaymış bu? Adamın yaşı ortaymış. Köyün zenginiymiş. Ne demek adamın yaşı ortaymış? Yani kaç? 30 mu 40 mı? Bilmem vallahi. Anamla dayım karar vermişler. Elmascığım, sen daha 16 yaşındasın. 30 yaşının üzerindeki adama varırsan benim başıma gelenler senin de başına gelir. Adam 6 ay sonra başlar devire. Yok kıskançlık, yok belim ağrıyor. Sonra hadi bakalım Elmas, koş odun kes. Elmas hadi davarı çobana götür. Elmas koş, köy toplanıyor. Elmas durma, yatakları yap. Elmas köy konukları geldi, yemekleri kotar. Ay dur Hürmet abla, içimi kararttın valla. Adam neredeyse beni ayak hizmetine aldı. Anam dayım söz vermiş ama benim gönlüm yok. Adamı göreyim diyeceğim. Gözüm kesmezse varmam evlenmem derim. Olur biter. Olup bitmez işte. Ben de varmam istemem diye ünledim durdum ama dinleyen kim? Halam dediğim dedi ki, 2 sene evli kaldım ama bir de sen bana sor. Seyit enişte kaç yaşındaydı öldüğünde? 50 yaşındaydı sanırım. İstemem, varmam, evlenmem desem dayım beni öldürür. Öldürmez. Saçı sakalı ağarmış baban yaşındaki adamla evlenirsen de öleceksin. Öyle de böyle de ölüm nasıl olsun? Parası varmış adamın. Sürüler 1 milyonunmuş köyde. Sana ne bundan? Sana mı verecek sürülerini? Yo. Altın alacakmış anama. Almaz. Kandırıyor sizi. Evlenmem mi değil? Evlenmem de. Zorla da evlendiremezler ya. Sen utanmıyor musun kazı kadar boyunda küçük anacığını bulandırmaya? Yok babası yaşında adammış. Yok 2 gün sonra başı ağrırmış. Sen benim kızımın aklını çelip de ne yapmak istiyorsun? Allah'ın belası. Dur, Allah'ın cezası. Sana söylüyorum. Aliye abla ayıp oluyor ama. Büyüğümsün, el kaldırmak istemem. Çek git Aliye abla, kafamı kızdırma. Aliye ablaymış. Ama dur dedim. Aliye abla sevmiş. Ben senin kızının başına gelebilecekleri söyledim. Ya sen? Babası yaştaki adama veriyorsun körpecik kızını. Hiç utanmıyor musun? 2 pırtı mal için satıyorsun kızını işte. Beni sattıkları gibi sen de kızını satıyorsun. Ya ne yapacaktım? Turşusunu mu kuracaktım? Ya kızının sevdiği? Ne? Bir de sevdiği mi vardı? Yok ama olursa. Daha kızın küçük, çocuk yaşta. Ya sonra birine gönül düşürürse? Durun ya, ne yapıyorsunuz? Ayıptır. Dövüş erkek işidir, size ne oluyor? Dur be, bırak. Sen kim oluyorsun? Dövüşmek erkek işiymiş. İşinize geldi mi erkek işi? Odun kesmek de erkek işi ama hiçbiriniz el atmıyorsunuz artık. Basın gidin başımdan, hepiniz. Sen de Aliye abla. Aldırma Aliye abla, gel. Bu hürmet delisiyle baş edilmez, uyma sen. Hadi dağılın, dağılın. Gel ablacığım, gel. Hadi dağılın bakalım, dağılın. Yüz yüze bakacaksınız yarın. Hadi dağılın. Gel bakalım. Kız, bu gece burada mı uyuyacaksın? Çek git başımdan Halil. Hala inat mısın kız? Hala istemez misin beni? Bak kocan öleli 3 sene oldu.
Ulan ne deli kızsın sen. Bir gün dersini vereceğim sana. Elini gözünü bağlayıp kaçıracağım. Bakalım o zaman ne edeceksin? Bir gün alacağım seni. Bunu o deli kafacığına sok emin. Akşam sürüyü şu karşıdaki ormanın içine doğru sür bakalım. O ormanda biri var sanırım. Günlerdir bir balta sesi duyulmuş. Kaç gündür ben de duyarım balta seslerini. Sabah akşam tak tak vurup durur. Bak bakalım kimmiş. Peki bakalım. Gezici ormancılardır belki. Bu bir kişi olsa gerek. Tek bir balta sesi duyulur. Olur. Bakarız. Oduna gidiyoruz ben dedik. Sen oyna. Gelemezsin. Uzağa gidiyoruz. Hadi git oyna dedim. Ben böyle gidiyorum. Ben de böyle gidiyorum. Gelen var mı? Yok. Ne oluyor Halil? Ne kendi başına iş yapmaya kalkıyorsun? Sana yoruldun küfemi al mı dedim. Çek elini, küfeme dokunma, ben taşırım. Ben taşısam ne olur? Sana yardım etmek istiyorum. Ne aksi kızsın? Seni sevdiğimi biliyorsun. Ben sana beni sevme dedim. Bu demekle olmaz ki. Sevdim işte, gönül düşürdüm. Düşürdüğün gönlünü topla da git başımdan. Bak, eninde sonunda biriyle evleneceksin. Böyle gitmez. Nasıl olsa köyden biriyle evleneceksin. Bu da ben olayım bari. Bu köyün salak erkeklerinden hiçbirini hedemem ben. Ne sana ne başkasına, tamam mı? Ne olacak peki? Böyle kocayıp gidecek misin? Ya da büyük şehirlerden beyler paşalar mı gelip bulacak seni burada? Beyleri paşaları da beklemiyorum. Kimseyi istemiyorum o kadar. Ne senin ne senin gibi ter kokan köy erkeklerini.
Beni rahat bırakın. Sabah ormanda söylediklerinde kararlı mısın kız? Hangi söylediklerimde? Bey paşa beklemiyorsun. Köyün ter kokan erkeklerini istemiyorsun. Böylece ne koca karı olup öleceksin öyle mi? Öyle. Kız sen deli misin? Olur mu öyle şey? Olacak çaresiz. Benim içimde bir şey var. Yani içimde bir rüzgar esiyor. Deli bir rüzgar. Fırtına. Fırtına birden ses oluyor. Beni çağırıyor. Sonra bir el uzanıyor bana. O elde sanki tılsım var. Uzanıp tutuyorum. Sıcacık bir el. O eli tutunca... ben hürmet olmuyorum sanki. Ben... o el... köydeki hiçbir erkeğin eli değil. O el başka. Kız etme. Bu deli veli düşlerinin sana faydası olmaz. İnat etme. Seni seviyorum işte. Ama ben seni sevmiyorum. Dünden güzeldi değil mi?
Gel buraya koçum. Bayanı rahat bırak. Bugün suya giremeyeceğiz. Yabancılar bizim yuvamızı bulmuş, baksana. Kimsin sen? Beni ilk şimdi mi gördün? Tabii ilk şimdi gördüm. Senden başka beni gören var mı? Hayır, başka gören yok. Tek benim. Kimsin sen? Ben aşağıdaki yayla köyündeyim. İyi. Aşağıdaki yayla köyündensin de... Adın sanın yok mu senin? Adın ne senin? Adım Hürmet. Aşağıdaki yayla köyündeyim. Köye döndüğünde benden söz etme sen. Kimseye söyleme beni gördüğünü. Sen kimsin? Neden ormanda yaşıyorsun? Sen de benimle suya girmiyorsun. Gelsene. Tavşan gibi kaçıyor vallahi. Sepetini bile düşürdü. Köpekler gülmeyi becerebilseydi... ...şimdi yerlerde kahkahadan kırılıyor olacaktın. Bu balta sesi Kerim'in de dediği gibi gezici ormancılarınkine benzemiyor. Bu gece de taş burnunu oradan git bakalım. Bence güzel ormanın altından yukarı çıksın. Ses oradan geliyor. Kimdir nedir bilelim. Hırlı mıdır hırsız mıdır? İzine rastlarsan belli etme. İyi belli nerede olduğunu, kim olduğunu. Bir sabah bastırıveririz. Peki. Ya ortaya çıksın ben buyum buyum desin ya da defolup gitsin. Huzurumuzu kaçırmasın. Tamam olur.
gelecek, saklan. Hey, ormanı terk etme. Gitti. Kuş uçtu gitti. Gel kuşum gel. Bu gece biraz yolculuk edeceğiz değil mi? Güzel kız, yanlış yere gidiyorsun. Buradayım. Hoş geldin. Sizin çoban bizi bulamadı. Tabii biz de iyi gizlendik. Beni niçin arıyorlar? Beni niçin arıyorlar dedim. Şey, bilmem. Balta sesi duyarlar günlerdir. Merak eder. Köyümüze neden gelmezler? Niye geleyim? Benim köyünüzle ne ilgim var? Burada kafama göre yaşamaya çalışıyorum. Neden ormanda yaşıyorsun? Kimsin? Ben biraz inim, biraz da cin. Bu ormanda benim yuvam. Ne yapıyorsun? Bu senin köpeğin. Al, ye bakalım. Yalamağın hası bu. Taşkın'ın arası iyi çulluk yapar. Niye önce oraya gitmedin? Halil, Halil bu. Ya Hürmet, yalamık mı yersin? Biz seni oduna gitti bellediydik. He, oduna geldim ben de. Odunlar yerlerinde duruyor. Kesmemişsin hiç. Dursunlar. Şimdi keseceğim. Siz ne etmeye geldiniz ormanı? Ova çıktı. Her zaman çıkarız, bilmez misin? Az sonra göreceklerini senden başka kimse bilmeyecek. Tamam mı? Bilmeyeceğim. Thank you.
Burası senin evin mi? Evet, burası benim evim. Neden kalkıyorsun? Otursan. Köy halkından korumak istiyorsun. Neden? Hadi gel gel. Hadi. Hadi gel bakayım. Şimdikisi. Hadi hadi. Gelsene oğlum. Gel koçum gel. Hadi. Hadi 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 hadi. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel. İşte böyle yok olurum ben adamı. Hop dur dur. Bugün seni suya sokmayacağım, tamam mı? Cezalısın.
Hoş geldin. Gelip gelmeyeceğin üzerine bahse girmiştik Mücver'le. Ben kazandım. Mücver gelmez dedi, ben gelir dedim. Mücver mi? Köpeğin adı mı Mücver? Evet, en sevdiğim yemektir. O yüzden Mücver koydum adını. Ormanda buldum onu. Minicik, yaralıydı. Mücver mi? Ne tuhaf. Mücver bilir misin sen? Hani kabaktan yapılır. Çocukken annemin gözlerinin içine bakardım mücver yapsın diye. Ormanda artık ne annemi ne de mücver bulamayacağım için adını böyle koydum. Yani çeksin diye ödüm koydum. Nereden geliyorsun Hürmet? Ormanda. Ne yapmaya gittin ormana? Odun kesmeyi. Nerede odunlar? Ormanda. Yani odun kesmedin mi? Hayır. Peki ne yaptın? Kuşlara baktım, gezdim. Bana bak Hürmet, sen değiştin. Bir şey oldu sana. Ne oldu bilmiyorum ama içime bir şüphe düştü. Sende bir şey var. Aha, ormanda bir şey var. Ormanda bir şey yok. Hep bildiğimiz orman işte. Ama sen bildiğimiz Hürmet değilsin. Yüzün değişmiş, yanakların kıpkırmızı. Dudakların kabarmış. Dudaklarım uçukladı. Çünkü gece seni gördüm rüyamda. Bana bak. Yalan söylediğin kadar cezalandırırım seni. Sen kim oluyorsun da cezalandırıyorsun beni? Babam, kardeşim, erim misin? Fazla ileri gidiyorsun Halil. Ne hakla karışıyorsun bana? Erim olsan bu kadar karışamazsın. Beyleri, paşaları beklesen de senin erin olacağım. Seni alacağım, bunu bilmiş ol. Alamazsam öldüreceğim. Halil, dellenme. Kız istemiyor seni işte. Rahat bırak, yavşanma kıza. Hürana, bilmiyorsun. Yalan söylüyor. Şaşırma oğul. Ne yalanı söyleyecek el kadar yaylada? Bilmiyorum ama yalan söylüyor. Ağzı yüzüm ararmış. De git hadi aptal oğlan. Sevda seni çarpmış, saçmalarsın. Bas git işini, hadi bas. Hadi git.
Halime, kız Halime, hadi ormana gidiyoruz. Neredesin? Dün konuştuk, kavilleştik. Şimdi neredesin? Ben gidiyorum, sen arkadan gel. Ne? Ne kavli kız? Hey Hürmet! Ormana bugün mü gidecektik? Hürmet! Bu Hürmet delisi beni de delirtecek. Tövbe tövbe. Anneminkiler kadar güzel olmuş. Eline sağlık. Ana. Oy, ödümü patlattın oğul, ne oldu? Ana gel hele bende, gel. Ne oldu, ne var? Ne oldu oğlum? Söylesene, söyle. Gene ormana gittin. Ya orada biri var ya da aklını yitirdi, deli gibi dolanır. Ana konuş şu kızla. Akıllı uslu anlat. Aksilik etmesin. Ana içim yanıyor. Hürmet'i istiyorum. Halasıyla konuş. İste şu kızı. Hürmet hala dinler mi? Daha önce dinledi ya. O zaman küçüktü, kızdı. Şimdi başka. Kadın oldu, büyüdü. İstemez, varmaz sana. Neden? Beni istemeyecek de kimi isteyecek peki? Ol, mavi gözlü bir dev. Minnacık bir kadını sev. Mini minnacık bir kadın. Rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda. Bahçesinde Ebruli hanım eli açan ev. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev. Thank you.
Geldiğin yeri bana anlatsın. Orada hayat çürümüştü. Hayat nasıl çürür? Zorbalıkla, sevgisizlikle. Senin kokunu duyuyorum her yerde. Duyduğun koku doğanın kokusudur. Otun, çiçeğin, suyun kokusudur. Senin adın Mehmet. Osman öyleyse. Hüseyin. Kazım. Sus. Benim adım yok. Adımı yıllar önce bir gece yarım bardak beyaz sıvıda kaybettim ben. Nasıl olur? Boş ver. Benim adımın olmaması senin için önemli mi? Öyleyse sen bir isim tak bana. Ne istersen. Ben de adımı öyle bileyim ha. Metin olsun. Senin adın Metin olsun. Neden peki? Neden Metin olsun? Beğenmedin mi? Alınma hemen. Metin olsun. Olsun da sadece merak et. Neden? Nereden aklına geldi? Epey zaman önceydi. İki gazeteci gelmişti köye. Genç olanının ismi Metin'di. Kız ona seslenirken çok beğendi. Çocuğum olursa adını Metin koymaya karar verdiydim. Hürmet, senin kocana ne oldu? Anlasa. Öldü. Ava gittiklerinde nehre düşmüş. Pekala. Benim adım Metin bundan sonra. Koş bakalım şu kayaların ardına. Oraya git bana adımla seslen. Ben de adım Metin'miş gibi sana koşayım. He? Hadi. Metin! Buradayım sevgilim. Bana sevgilim mi dedin? Evet. Sevgilim dedim. Sen benim sevgilimsin. Gerçek olmayan sevgilim. Kız Hürmet, iyi odun topladın vallahi. Kışı burada geçirmeyeceğiz. Ne yapacaksın bunca odunu? Çamaşırda yunakta lazım oluyor Kevser abla. İş güç yok, topluyorum işte. Hey hey, topla. Gençken kolay gelir. Ben toplayabiliyor muyum? Sana da toplayayım Dürdane yenge. Thank you.
Kaçma, ne korkuyorsun inekten? Ne yapıyorsun buralarda? Kınacık otu topladım. Sabah sabah mı? Ne yapacaksın kınacık otunu? Söylesene kız, kınacık otu ne işe yarar? Metin kim? Ormanda Metin Metin diye ünlüyordun. Senin sesindi. Kimdi o? Metin benim oğlumun adı. Oğlunun adı mı? Senin oğlun yok ki. Yok ama olması için adak adıyordu. Bulut babaya adak adadım. İsmini söyleyip kabul çağrısı yaptım. Yalan diyorsun. Beni kandırıyorsun. Yalan değil. Doğru vallahi. Demek çocuk, oğul istiyorsun. O zaman evlenmeye karar verdin. Neden olmasın? Onun da zamanı gelir. Kız o zaman söz ver bana. Bu Metin oğlu benden doğur. Bizim bebemiz olsun. He de kız, he de. Alayım seni. Köyün en güzel gelini edeyim seni. Kız, peki şimdi ne olacak diye sormuyor. Ama sen soruyorsun. Peki şimdi ne olacak? Senden kaçarken artık tek kişilik bir dünya kurmaya kararlıydım. Tek kişilik bir dünya. İkinci insanın giremeyip kirletemeyeceği, bozamayacağı bir dünya. Senin peşime düşeceğini umuyordum. Daha doğrusu istemiyordum. Şimdi onu seviyorum. Hatta tutkulandım diyebilirim. Oysa tutkular ve sevdalar için her şey ve tüm zamanlar geçmişti. Biliyorsun, senden kaçarken sevgiyi, tutkuyu sarı kavrulmuş defterimin arasında bırakmıştım. İlk gençlik yıllarımdaki gibi sevdalıyım oysa. Sen kalkmış ne olacak peki diyorsun. Sersem ne edeceksin şimdi desene bana. Biliyorum ki böyle giderse ondan ayrılamayacağım. Onu alıp kaçsam diye düşünmeye başladım biliyor musun? İşte tam burası aşkın kesişme noktasıdır. Artık geri gidemem. Kimse gidemez. Thank you.
Sen beni hep mutsuz ettin. Hep yüzün verdin bana. Ayıplarımı, hatalarımı hoş görmedin. Acımasız oldun hep. Sonra da alabildiğince yalnız bıraktın. Kendi hoşgörülerimi, ahlaki değerlerimi başkalarında da arama gafletini işledin yüreğime. Tabii bulamadım o değeri. Sonra kaçtım. Şu güzelim dünyayı sadece tek başıma olduğumda koruyabilirim fikrini de sen düşürdün içime. Şimdi peşime düşmüş. Neden? Çünkü seviyorum. Sevgimin hesabını soracaksın benden. Gene mutsuz edeceksin beni. Üstelik sevdiğimin eliyle tattıracaksın bu mutsuzluğu bana. Senden kurtulamayacak mıyım ben? O mavi gözlü bir tevdi. Minnacık bir kadını sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda bahçesinde ebruli hanım eli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev. Kışlık odunu şimdiden kırmak iyidir. Güzelce istif edersin şöyle artık. Bunun hali ne böyle? Ne bileyim hanım. Güzelsin sevgilim. Tüm köy gördü. Kerim dayı sen bu köyün başı reisisin. Saçını şehir kadınları gibi yap. Ağzı yüzü kıpkırmızı. Ormana gittin. Ormandaki adama gittin. Ormandaki adama mı gitti? Evet. Balta sesini duyduğumuz adam. Ona gitti. Hep gidiyor. Nereden biliyorsun? Sen gördün mü? Hayır görmedim. Ben görmedim. Ama artık biliyorum. O ormanda bir adam var. Çobanımız baktı araştırdı. Eğer dediğin gibi adam olsaydı görürdü. Hürmet odun toplamaya gitmiştir. Peşine düştüm geçen gün. Ormanda birden kayboldu. Sonra da Metin Metin diye ünledi. Kim bu Metin dedim. Oğlumun adı dedi. Bulut Baba'ya adak adadım. Oğlun olsun adını Metin koyacağım dedi. Allah şahidimdir ki böyle dedi bana. Dur oğul dellenme. Kara sevda seni şaşkına çevirmiş. Dur da bir düşünelim. De bakalım. Ne dediydi bu kız?
Neden artık bana hiçbir şey sormuyorsun? Bilmem. İçimden sormak gelmiyor. Benim kim olduğumu merak etmiyor musun artık? Etmiyorum. Sen Metin'sin. Sen de doğasın. Dünyasın. Korumaya çalıştığım, olmasını istediğim doğa. Ben neyim? Dünya mı? Sus. Konuşma. Kerim dayı! Kerim dayı! Kerim dayı! Sabah oldu gelmedi. Gece ormanda kaldı. Hürmet gelmedi. Uyanın! Uyanın! Ya ne bağırıyor bu oğlan? Ne oluyor ya sabah sabah? Kerim dayı, tüm gece yolunu bekledim, yok gelmedi. Gelmedi mi? Sen git milleti uyandır. Bana yalan söyledi. Yalan söyledi. Ormanda o adamla kaldı. Öğrenmeyi bırak da git milleti uyandır. Hürmet, saçını başını ört de Kerim dayının samanlığına gel. Seninle konuşacağız. Sen köyümüzün en namuslu duluydun Hürmet. Ta ki şeytana uyana kadar. Ben şeytana uymadım. Uzun uzun konuşmayın. Kısa söyleşin. Burası bizim köyümüz. Hep bir aile gibi yaşarız. Biz senin çocukluğunu biliriz Hürmet kızım. Sonra evliliğini. Ben kısa konuşun derim, anlamazsınız. Bak kızım. Köyümüzün bir yasası vardır, bilirsin. Sen bu yasayı çiğnersin. Köy içinde hoş karşılanmaz bu halin. Halil'in demesine göre ormandaki adama gidermişsin. De bakalım, kimdir bu adam? Eğer Halil'in dedikleri doğruysa, bu adamı görmek, bilmek, tanımak isteriz. Eğer niyeti seninle karı koca olmaksa, aile kurmaksa, tez çağır buraya gelsin, aramıza katılsın.
köyümüzden biri olsun. Biz de onu bağrımıza basalım. Başında erin olsun. Bebelerinin babası olsun. Yaylamız yakında göçecek. Konuş bu adamla. Kararınızı verin. Sizi evlendirelim. Ocağınızı kuralım. Yaşayıp gidin. Ne dersin kızım? Konuşsana kızım. O halde var damına git. Düşün taşın, kararını ver. Bize bildir. Gidip bu adamı çağıralım. Gelsin seni bizden istesin. Düşündüm Hürrem'i. Onu buraya getirmeyeceğim. Buraya gelemez o. Bizimle nasıl yaşar ki? Onu buraya getirip bize mi benzeteyim? Bizim erkeklerimiz gibi mi olsun? Bütün gün tütün içen, kuzunun kurdun peşinde koşarken buram buram terleyip leş gibi kokan, burnunu karıştırıp bir saçlarını şapkasıyla gizleyen biri mi olsun? Ben onu burada istemiyorum. Sen mi onun yanına gideceksin? Sen mi onun yanına gideceksin dedim. Bilmem. Beni isterse giderim. Seni istemiyor mu yoksa? Bilmiyorum. İster herhalde. O halde yıkıl karşımızdan. Köyü de terk et. Hürana'yı duydum. Köyü terk edeceksin. Buradayım. Silahım yok dostum. Dönebilirsin. Kimsin? Köyden geldim. Adım Halil. Hürmet için geldim. O nerede? Sana gelmek için hazırlanıyor. Sen nesi oluyoruz? Anlatmadı mı sana? Hiçbir şey değilim. Seni istemedim. Sigaran var mı? Söyle bakalım şimdi, ne istiyorsun?
Hürmeti ben alacağım. Bas git, aradan çekilme diyeceksin. Büyük şehirlerde hep böyle olurdu. Sevginin yolu çok sert ve zorludur delikanlı. Ama içimize ateş düştü mü bu zorlu yolu yürümekten geri durmayız. Öyle değil mi? Ama eğer korkulara kapılmış da sevgiden salt bir huzur ve zevk bekliyorsan, o zaman bir an önce sevginin bu acımasız yolundan çekil git. Mevsimleri olmayan bir dünyaya kaç. Çünkü sen sevgiye yön veremezsin. O kendi yönünü çizer. Sevgi kendini sana verir. Pes ettiğin, yılgınlığa düştüğün anda da kendisini hemen geri alır. Sevgi kendini tutkuya dönüştürürse, sen de sevgi anlayışınla kendini vurmaktan çekinmeyeceksin. Aşırı duygusal davranışlarının getireceği acıları tanımakla mutlu olacaksın. İşte ben sevginin bu sarp yollarını çok yürüdüm. Ve hep tökezledim. Bocaladım ve sevgi de kendisini benden aldı. Yoksun bıraktı. Ta ki buraya kaçana kadar. Tüm sevgilerim yüzünden de devletle aram bozuldu. O bana, ben ona küstük. Şu seninle yaşadığımız zaman dilimini bir daha yaşamamak için kaçtım buralara. Seni hiç tanımıyorum ama bana düşmansın. Belki de beni öldüreceksin. Neden? Çünkü bir kez daha sevginin o acımasız yoluna girdim. Bu yolda senin düzenin vardı çünkü. Onu çiğnedim. Ben sevgide de acıda da dorukları yaşadım. Acılarımın çoğunu da ben kendim seçtim üstelik. Şurada seninle birlikte sana düşman olmanın, senin düşmanlığını tanımanın acısını da kendim seçtim. Sen de öyle. Bu acılarımızın mutluluğa dönüşmesi bir tek şeye bağlı. Öyle değil mi? Oysa ben şimdi korkak ve yorgun. Bir düşmanla savaşamayacak kadar yıldım. Sense benim düşmanımsın. Ama o sana gelmek için hazırlanıyor. Buraya gelecek. O halde sen ne istiyorsun? Neden tüfeğin elinde karşımdasın? Köyün büyükleri gönderdi beni. Seninle konuşmamı istediler. Hürmeti alıp almayacağını öğrenmemi istediler. Peki sen? Hürmeti alıyorum dersem ne yapacaksın? O zaman öldürürüm. Kimi? Kimi öldürürsün? Ama delikanlı, insan sadece tek başına yaşayınca düşmansız olabilir. Tek başına. Benim oğlumdu. Uyuyor.